Selamlar size. Şimdi harika bir kitap tanıtacağım. Bu kitap benim en sevdiğim kitaplar arasında yerini aldı. Anlatırken bile beni hala heyecanlandırıyor. Böyle su gibi içtim kitabı. İnanılmaz güzel. Tarihi bir roman. Tarih sevenler, tarihi romanlarda okumak isteyenler, okumayı sevenler bu kitabı bayılacak. Yazarın okuduğum ilk kitap ve kitap bittikten sonra gidip 5-6 tane daha kitabını aldım. Hani bazı kitapları okurken nefesinizi tutuyorsunuz ve hani kitap bitince aslında nefesinizi tuttuğunuzu fark ediyorsunuz. İşte bu öyle bir kitap. Kitabımız Şah Sultan İskender Palan'ın kitabı. Uf, anlatılmaz yaşanır. Tarihi roman sevenler için kesinlikle okunulması gereken bir kitap. Kitabın konusuna geçiyorum. 1600 yıllarda geçiyor. Dönemin iki önemli devlet adamı. Bir yanda Yavuz Sultan Selim var. Hükümdarlığının 8 yılına 80 yılı sığdıran. Dönemi boyunca Osmanlı topraklarını olduğundan 3 kat daha genişletmiş. Zaferlerin, fetihlerin, aslında şiirin ve sanatın adamı. Diğer tarafta çok genç yaşta tahta geçmiş Tebrizli Şah İsmail var İran'da. Hiç yenilmemiş, kaybetmeyi bilmeyen, gaddar, merhameti yok, dediğinden asla dönmeyen Şah Sultan. Şah İsmail kendi dönemi boyunca aslında Hazreti Ali hariç tüm halifelere lanet okumayanları cezalandıran bir hükümdar. Çok büyük katliamlar var kitapta. Kurulan kazanlar, diri diri yakılan insanlar, yağlara atılan insan, binlerce insanlar. Bunları okurken böyle biraz kanınız donacak. Tarihte bunların olduğunu bilmek bile aslında çok rahatsız edici. Şah İsmail katliamlar yaparken Yavuz Sultan Selim'in bu bölgeye ele geçirmek istemesi, birbirleriyle mektuplaşmaları, aralarında geçen diyaloglar, Büyük Çaldıran Savaşı var aslında konuda. Okurken çok kafanız karışacak. Bir Şah'a hak vereceksiniz, bir Yavuz Sultan Selim'e hak vereceksiniz. Bazen dönem dönem ikisine de ayrı ayrı kızacaksınız. İkisinin aslında çok zıt karakter olduğunu düşünürken bir anda ikisi birbirine ne kadar benziyor diyeceksin. Bir ona bir ona gidecek gönlünüz açıkçası. İkisini de sevip ikisine de saygı duyacaksınız. Bu konuya girmek istemiyorum ama kitabın içinde bir aşk da var. Bu büyük padişahları, bu büyük sultanlara bir aşkın, bir kıvılcımın nasıl yerlere serdiğini de görmüş olacaksınız. Kitabın içinde imkansız aşklar, sevgiler, sabır, sabretmek, o dönemin sevgileri, eskinin sevgileri biliyorsunuz çok da sabırdan geçiyor. Savaşlar, katliamlar, Osmanlı tarihini öğreniyorsunuz, İran tarihini öğreniyorsunuz, dünya tarihini öğreniyorsunuz. Her şeyi kitapta bulabilirsiniz. Yazım diline gelince kitabı bir günde okuyabilirsiniz. Çok okuması çok rahat, su gibi akacak kitap. Elinizden bırakamayacaksınız ve koşa koşa gidip diğer kitapları alacaksınız. İskender Pala da aslında doktorasını divan edebiyatında yapmış. Okurken bunu da zaten fark ediyor olacaksınız. Zaten kitabın sonunda yüzlerce kaynak var. Uzun sürmüş bu kaynak bölümü. İskender Pala demiş ki size yüzlerce kitabın içinden bir tane kitap çıkarttım demiş açıkçası. Hediye edilebilir mi kitap? Kesinlikle hediye edilebilir. Herkese hediye etmek istiyorum kitabı çünkü çok seveceğinizi biliyorum. Tekrar okumak ister misin? Kesinlikle tekrar okumak isterim. Kaç sayfa dersek? 390 sayfa kitap. Kitap bitince yine böyle uzaklara bakacaksınız. Ben baktım böyle vay be falan. Ay çok güzel bir kitaptı ya. Of of. Güzel olan her şey beni, çok güzel olan her şey beni derinden etkiliyor. Size bol keyifli okumalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.